Ne olacak bir dizlerimizin hali? Yaşa bakmaksızın 45 yaşın üzerinde sık görülen bir sorun. Sporcularda, bisikletçilerde de yaygın. Bazen ben abartıp günde 100 kilometre bisiklete bindiğim oluyor. Bazen 200 kilometre oluyor. O yüzden dizlerimde ağrı oldu. Çevremde de glukozamin, kondrotin kullananlar var. O yüzden size genel bir bakış açısı sunmak istiyorum. Üstüne üstelik 60 tableti 8-12 TL olduğunu duyunca da can evimden vuruldum. İyileşir mi, iyileşmez mi? Bir sürü detay var. Bunları çok kısa bilgiler halinde eğer sabrederseniz 5 dakikanın üzerinde bir sürede aktaracağım efendim. Bir kere bu osteoartrit, kemik eklem iltihabı, bir inflamasyon yani mikropsuz bir iltihap. Sadece kemiği değil, kıkırdak dokusunu ve eklemleri ilgilendiriyor. Ve aklınıza gelecektir, hani sadece dizde mi olur? Hayır, tabii ki dizde de olmaz. Başka yerlerde de olur. Örneğin kalçada ve ellerde olur. Tabii ki en önemlisi yaş. Kilo, hareketsizlik, kemik erimesi, gene yaşlarda görülen kas kaybı, sporcularda özellikle atletlerde de benzer şekilde diz sorunları görülebiliyor. Ve giderek bu yaşı aşağıya doğru inmeye başlıyor. Dekedim araştırma sonuçlarını da göreceksiniz. Burada temel olay kıkırdak dokusunun kaybı ve sıvı kaybı, eklem mesafesinde azalma ve bunun sonucunda buluyorsunuz buraya steroid enjeksiyonları yapılıyor, PRP yapılıyor, plazmalar veriliyor ve bir miktar rahatlama sağlanıyor ama sonradan tekrarlıyor. Ağrı ve hareket kısıtlığı yapıyor bir eklem mesafesi kısaldığında, çünkü kemikler birbirine sürtmeye başlıyor ve ileride de yürümek çok zor hale geliyor ya da yürüdüğünüz zaman ağrı hissediyorsunuz ki benim de başıma o geldi. Glukozamin bir tamirci, kıkırdak desteği sağlıyor, eklem sıvısını artırıyor, eklem mesafesini etkiliyor. Kondrotin tam tersi kıkırdak yıkımını engelliyor, böylelikle iki taraftan etkili. Glukozamin 1200 ila 1500 mg, kondrotin ise 800 mg. Ve içlerinde de hepsinde de sülfat var. Sülfata geleceğiz sonradan. Bakın önleyici olduğu söyleniyor. 45 yaşın sonrasında 2-3 yıllık takipte eklem mesafesindeki daralmayı azaltmış. Daralma hızını azaltmış. Ağrı kesici ihtiyacını azaltmış. Eklem mesafesinde çok az düzelme, ağrı skorunda hafif düşüş var. Ama o kontrol gruplarına göre çok etkili olmadığı kabul ediliyor. Bütün ortopedi ve fizik tedavi dernekleri bunu etkili olarak kabul etmiyor. Ama sülfat içerdiğinden dolayı da en önemli etkisi bence ağrıda bir miktar düzelmeyi sağlıyor. Şimdi bu ilacı kullanıyorsunuz. Bir takım uyarılarımız var. Bunları size aktarmak istiyorum. Bir kere her şeyden evvel glokomunuz varsa dikkat, göz tansiyonunuzu yükseltiyor. Bazılarının içerisinde kabuklu deniz ürünü içeriyor, alerji olabilir ve kumadin kullananlarda da kanama yapabilecek. Genel ilaç yan etkisi olarak bulantı, kusma, midede yanma, ishal ve kabızlıkta görülebiliyor. Şimdi efendim şöyle bir durum var. Besinlerle ne yapabiliriz derseniz, bakın lahana turşusu, yine bunun içerisinde sülfat bir şey var. Ağrı konusunda etkili. Zeytinyağı, yine aynı şekilde genel beslenme önerileri çerçevesi içerisinde kullanılabilir. Gene omega 3, yağlı balık, ton balığı, keten tohumu ve ceviz dizlerinize faydalı. Tabii soracaksınız kelle paça yok mu? Tabii ki var. Kemik suyu, kolajen içeriği itibariyle de öneriliyor. Bir de sebzeler ve tam buğday ürünlerini tüketmeniz son derece yararlı. Şimdi geleceğimiz bir takım önemli noktalar var. Bunlardan bir tanesi şu. Tuzu fazla kullanmayacaksınız. Yüksek ısıda pişen yemeklerde bir takım maddeler oluşuyor. Bunlar da tehlikeli. Fazla şeker yüküne dikkat. Bu hastaların %25'inde hipertansiyon, diyabet var. İşlenmiş et ve süt ürünlerinden uzak duracağız. Bir de gluten. Gluten alerjisiniz varsa dizleriniz için sıkıntılı. Şimdi teker teker tüm kas egzersizlerini anlatmayacağım ama dikkat edeceğiniz bir şey var. O hemen dizimiz üzerinde kalça arasında yer alan dörtlü kas grubu, quadriceps kasları dizimizin yükünü taşıyor. Bunları hem çalıştırmamız, hem germemiz, hem de gevşetmemiz gerekiyor. YouTube'da çok yaygın olarak bunları bulabilirsiniz. Bir diğer önemli konu baldır kası. Bu baldır kasını biliyorsunuz topik dikinde bu hareketle gevşetiyoruz. Aynı şekilde gevşetmeniz gerekiyor. Bu hamstring kasını gevşemesi diz üzerindeki yükü azaltıyor. Ve en önemlisi yarım çömelme. Bakın yarım çömelme egzersizi sandığınızdan çok daha etkili diz eklem sağlığı için. Asıl önemli nokta unutulan kaslar. Kalça kasları, gluteus kası ne alakası var diyeceksiniz. Bu kaslarda dolaylı yoldan diz eklemi üzerindeki baskıyı ve stresi azaltıyorlar. Kalça kasları zayıfladığı andan itibaren de stres artıyor ve sonuçta ağrı oluyor. Bakın çok dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi. Tecrübeli fizyoterapistler buna değer verirler. Yine bir son uyarı. hareketlerden fayda görmüyorsanız, ağrınız artıyorsa durunuz, bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece yürümeniz yeterli. En temel şey istirahat ve kilo vermek ve yükü vücudunuzdan atmak. Buraya kadar gelenleri tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.